Hadi ney lan? Çok komik. Ulan birisi öldürme lan hazır burkanı. Emin değilim. Anılar, anılar şimdi gözümde canlandılar. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Akıllı çay bardağı oynuyoruz. Daha öncesinde arkadaşlar zaten kaç kere çektim biliyorsunuz diye düşünüyorum. Benim kaç milyonluk izlenen videolarım vardı. Sonradan da birkaç kere çektim. Ve çok istiyordunuz. Gerçekten devamlı gelsin diye bayağı istiyorsunuz. Ve son videoda arkadaşlar hatırlarsanız eğer demiştim ki siz bana nesneler söyleyin, ben onları aratayım. Öyle yapacağız. Yorumlardan arkadaşlar istediğiniz kelimeleri aldım ve şu anda da bu videonun altına da aynı şekilde hangi kelimeleri buldurmaya çalışalım onları yazın. Bir sonraki videoda tekrardan isterseniz eğer onları aratalım ve şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Eğer bu videoya tam kısa bir sürede 40 bin like gelirse 4-5 güne falan yeni bir bölümü geliyor akıllı çay bardağının. Hadi bakalım, like'lara gömçürelim. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz bu arada. Evet, başlıyoruz şimdi. Aklından dur bakayım. Aklından bir nesne tut, hazırsan başlayalım diyor. Başlayalım ve ilk tutacağımız nesne ne acaba? Ne? Arkadaşlar, tuvalet fırçası. Aynen öyle. En çok istediğiniz şey tuvalet fırçasıydı. O yüzden tuvalet fırçasını tuttum. Çünkü ilk videoda onu yapmıştık. Aha. Anılar, anılar şimdi gözümde canlandılar. Sesim çok güzel biliyorum. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam, hiç gerek yok övgülerinize. Evet, başlıyoruz. Başladık. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Tabii ki tuvalet fırçasını yani nerenle tutup şey yapacaksın. Evet. Gerekir. Doğru. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Tuvalet fırçasıyla aslında tuvaleti hiç sokmazsan. Düşün düşün. Otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Bekle. Azıcık daha bekle. İşin ne ya? Bekle azıcık daha. Aslında bak, tuvalet fırçasını şey yapmasak, tuvalet için kullanmasak hiç, yani tertemiz olsa, yeni alınmış bir tuvalet fırçası olsa bulaşıklara kullanılabilir. Anasını satayım, beyni yok fikri var. Ama tabii ki asıl amacı bu değil. Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır, taşıyamazsın. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Vardır. Olmaz mı? Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Bak, metalden yapılanları da var, plastikten yapılanları da var. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Uyu sen. Basacağım. Bastı mı? Oha, harbi uyandı lan. Şok oldum. Beklemiyordum uyanacağını hemen. Emin değilim. Çünkü olan da var, olmayan da var. Büyüklük olarak mikrobiyo dalga fırının içine sığar mı bir şey? Büyüklük olarak mikrobiyo dalga sığmaz. Sığar. Öyle. Ya öyle, şimdi öyle. Çok uzak. Sığar ya. Tamam, sen sığar. Sivri ucu var mı bu şeyin? Yok, sivri ucu yok. Yani yok diyebileceğiz aslında yani. Değil mi? Yani yok. Enteresan çalışıyor ha. Ya. Bilemedim gitti. Oğlum, kafa tabii enteresan çalışıyor. Ne zannettin lan? Hayır, sivri ucu yok. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir bir şey. Bak, yatak odasının lavabosunda bulunabilir. Bildim, banyosunda galiba bulunabilir. Ne lan? Hadi ne lan? Ne lan? Yaptım. Biraz gergin tırmandırayım diye. Çok komik. Hayır. Bulunmaz. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Ya yuvarlak sayılmaz ya. Yuvarlak değil yani. Yuvarlak dediğin şey direkt değil yani. Değil yani. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Bakıyorum. Yok. Bu şeyin deliği var mıdır? Yani fırçanın direkt yok ya. Yok. Ortalama bir oturma odasında. Ya oturma odasında yok yok. Yok. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi? Vallahi bu insandan insana değişebilir. O. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Nereden tanıdık geliyorum lan? Artist. Lan kaç milyonluk videolarımız var, oradan tanıdık geliyor olabilirim bak. O çay, akıllı çay. Oğlum seninle bir video çıktık, kaç milyon izlendi lan? Oradan tanıdık geliyor büyük ihtimal bak. Birine hediye olarak alınabilir ama bu neye göre alınabilir? Arandaki samimiyete göre, muhabbete göre falan filan. Neyse, şaka yapıyorum, hayır. Su ile yıkanır mı? Evet. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Yaklaşıyorsun. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Sus. Susan. Vitaminsiz. Uyandırdım hadi. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Aslında hani tuvalet... Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle, bir öyle. Şey diyeceğim, bulabilecek mi emin değilim bu arada. Sen dur. Duruyorum lan. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ya işte o kabının içine koyuluyor aslında fırça da, emin değilim diyelim dur.
Temizlik yapmak için kullanılır mı bir şey? Evet. Ama ne temizlik yaptığını söylemeyeyim, neyi temizlediğini söylemeyeyim. Kafada bir enteresan çalışıyor ha. Enteresan çalışıyor tabii. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Olan da var, olmayan da var. Genellikle beyaz renkte midir bu? Ya arkadaş, ne bileyim ben ya. Şimdi gidip içeri mi bakayım? Her renkte vardır herhalde ya. Emin değilim ya. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alabilecek bir şey mi? Marketlerden belki alabilirsin bakayım, de manavdan... Dur olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Allah'ını seversen bir ol ya. Ol lan konsantre. Daldım gittim ben ya. Ne diyorsun? Daldın gittin ya gerizekalı. Ulan birisi öldürme lan hazır mı? Emin değilim. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkıldığında kırılmadan şekli değişebilir mi? Evet, hadi ucunu düşünelim. Evet ama ben onu sıkmam yani. 4 kez sizin vardı bu şeyin. Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Ya sen bana bir evet sayılır mı? Sapı falan. Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet diyelim ya, bilemedim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları çok merak ettim, bilecek mi? Üzülüyorum. Evet. Bak bakalım. Doğru evet, bilmiş misin? Tuvalet fırçası. Doğru. Helal lan sana. Bildin. Tuvalet fırçası. Bildim yaşasın. Bildin. İşte. Aferin sana. Akıllı çay bardağı dememişler. Evet doğru. Bir oyuna daha var mısın? Varım lan, hadi gel. Şimdi arkadaşlar, tuttuğumuz nesnenin adı ne biliyor musunuz? Röpte şambır. Röpte şambır şeydi değil mi ya? Bu gecelik gibi. Neydi o? Bornoza benziyor ama gecelik gibi. Dur lan, oydu değil mi ya? Hemen bakıyorum. Aynen arkadaşlar. Oh bakın. Şu an odaklandı mı bilmiyorum. Kameranın görüntüsünü görmüyorum ama. Aynen. Röpte şambır o. Evet. Hadi röpte şambır yapıyoruz. Su ile yıkanır mı? Evet. Yıkanır tabii ki. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Mutfakta onu ne için kullanacağım? Tamam. Hayır. Hayır, kullanmaz mutfakta. Büyüklük olarak mikrodalganın fırının içine sığar mı? Yani katlarsan sokabilirsin ama ya emin değilim ya. Diyelim şimdi, bu kafayı yemesin. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi? Evet, verilir. Gayet de röpte şambır birine hediye olarak verilebilir. Kırılmadan katlanabilir mi? Evet, kesinlikle. Giyilebilir mi bu şey? Vücuda takılabilir mi? Aynen öyle, yaklaşıyorsun. Yaklaşıyorsun. Cebinde de taşıyamazsın bu arada. Şimdi bak, cebinde taşıyor ara evet desem hemen kolyeye, yüzüğe, ona buna geçecek. Taşınmaz. Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi bu? Hayır. Bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Yok dur, değil bakayım, ya. Ya sen konsantre olana kadar. Hayır. Genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır? Aslında ince bir şey. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor. Emin değilim diyelim ya. Bir emin olamadım harbiden çünkü. Daha çok kadınlar mı kullanılır bu şeyi? Yok. Röpte şambır erkekler değil mi? Hayır. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Yani asarsan asılır. Bu nasıl bir soru ya? Tamam yaklaştım. Ben de duvara ya da tavana asılabilirim asılırsa eğer. Birisi asarsa eğer ben de asılabilirim yani. Asılır, duvara asılır yani. Kolu var mı bu şeyin? Var. Cebi var mı? Var. Ortalama bir banyoda tuvalette bulunabilir mi? Hayır. Röpte şambır düğmesi var mı bu şeyin? Var. Şimdi sorulara verdiğim aha, bütün cevapları şey diyeceğim, bilecek mi gerçekten emin değilim bu ve arada. Bak bakalım doğru bilmiş miyim? Gömlek röpte şambır. Vallahi doğru lan. Vallahi bildi lan. Sen var ya lan, yapıyorsun lan bu sporu lan. Akıllı çayı bardağı seni. Bildin lan. Röpte şambır. Bildim. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Tamam, götün kalkmasın hemen. Var mısın? Varız da dur şimdi, götün kalkmasın hemen, bildin diye şey yapma hemen. Allah'ım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam. Geç oraları. Her seferin aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Geç oraları. Sen şimdi böyle arkamdan bir şey tutuyorsun. Ben 20 süredir bilmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, yine sizlerden böyle çok gelenlerden bir tanesi. Kukuleta. Kukuleta deyince ben bile gözümde bir şey canlanmadı böyle. Kukuleta şeymiş. Hani şapka böyle. Hani kukuleta gibi. Kukuleta gibi. Hadi canım. Nasıl anlatayım? Geldi ekrana fotoğrafı. Kukuleta o. Şimdi evet başlıyoruz. Bu şey esnek de yumuşak. Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Evet değişebilir. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Ya... Direkt mutfak sorusunu soruyor bak. Oradan mutfak eşyalarından birisini bilmek için. Kafada bir enteresan çalışıyor. Hayır. Ya ikinci soruda da bunu söyleme arkadaş. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Evet sığar. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet taşırsın aslında. Taşırsın. Evet. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Daha büyük. Giyinilebilir mi ya da vücut takılabilir mi? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Su ile yıkanır mı? Evet. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi? Yani alınması zorunlu değil ama istersen alabilirsin. Zorunlu değil. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi? Hayır. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Kafa koyulur bunun içine. Baba nasıl? Yani hayır ama.
Duvara ya da tavana asılabilir mi? Asılabilir abicim. Genellikle 4 kişisin vardır bu çiçeğin. Hayır. Temizlik yapmak için kullanılır mı? Hayır. Bir şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Kırmadan yana bir kola şişesinin içine sokulabilir bildim mi? Bildim galiba. Den 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 den. Kaçlık kola? Biraz gerginlik. Kutu kola mı? 2,5 liralık mı? Hayır diyelim ya da emin değilim diyelim ya. Sivri ucu var mı bu şeyin? Evet aslında bir sivriye doğru gidiyor. Evet diyelim. Hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi? Lan emin değilim'e bastım. Puh, yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim... Bir şey diyeceğim bilemeyecek. Gerçekten bilemeyecek. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Tesbih emzik. Bilemedin, bilemedin. Yaşasın. Kukuleta. Bilemedin, bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Ben çok değil. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri sordum. Akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Lan yazdık yazdık öğrenmeyi bileceğim. Yazdık cevap yazdık. Şimdiki kelimemizse, nesnemizse gırgır. Vardır yani o bir şey döküldüğünde gırgır yaparız böyle. Gırgır. Hadi bakalım su ile yıkanır mı? Yıkarsan yıkanır. Niye yıkanmasın? Ortalama mutfakta bulunabilir mi? Yani gırgır mutfakta bulunabilir aslında. Emin değilim diyelim. Büyüklük olarak bir kürdalga fırının içine sığar mı? Evet sığar. Cebine taşıyabilir misin? Hayır o kadar da değil bu. Olur mu yani? Mahalle marketten manavdan alabilir misin? Yani alabilirsin ya marketten falan. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Yani içine tozları topluyorsun aslında. Bir şey konulmuş sayılıyor mu? Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle. Hayır ya. Ortalama bir banyoda tuvalette bulunabilir mi? Emin değilim. Bulunabilir belki. Nereye koyarsan orada durur bu şey. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Emin değilim diyeceğim buna da. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Herkes kullanabilir. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Deliği var sayılır aslında. Bildim galiba. Emin değilim diyeceğim yine. Yine bilemeyecek bunu bu arada. Sorular çünkü... Ne bileyim zor ben ya da ben kötü cevap veriyor da olabilirim. Bu şey ya genellikle yuvarlak mıdır? Ama. Yani hayır genellikle yuvarlak değildir. Sivri ucu var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle dört köşesi vardır? Aslında genellikle evet. Temizlik yapmak için mi kullanılır bu şey? Evet. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Bilecek mi acaba? Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Gırgır. Bildin lan. Bildin, bildin, bildim, yaşasın. Yaşasın, hey. Biraz önce bilememiştin. Akıllı çay bardağı dememişler. Akıllı çay bardağı dememişler. Lan oğlum biraz önce bilemedin. Neyin şeklini şıklığını yapıyorsun? Artist arkadaşlar bu artist. Tam bir artist. Tam bir artist. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Daha fazla akıllı çay bardağı istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenebilir. Hem de yorum yazabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda hangi nesneleri bildirmeye çalışalım onları da yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. 40.000 like bekliyorum bakın kısa sürede bu videoya. Görüşmek üzere.